Fiye, hoş geldin. Bir sorun mu var? Sen çıkabilirsin. Mühim bir şey yok, seni merak ettim. Batista, Apa'nın durumu için endişelendiğinin farkındayım. Lakin burası Şalke'nin sarayı. Ona karşı daha saygılı olmaz. Haklısın dostum. Aziz papamıza çok üzüldüm. Bu beni derinden etkiledi. Yoksa imparatorumuza karşı bir saygısızlık etmek istemezdim. Bir Ceneviz gemisinden senin için gönderilmiş. Hususi bir pusula. Eski dostum olmasan bunu tetkik etmeden sana vermezdim. Sağ ol dostum. Babayı koru. Mühim bir şey mi? Değil. Lomellino kafirinin yakını. Haber alamıyormuş kendisinden. Sence Papa'nın ne kadar vakti kaldı? Hepimiz sofradayken papamız zehirlendi. Kendimi de suçlu hissediyorum kraliçem. Sizin bir suçunuz yok. Bu suikasta mani olabilirdik. Bir suikast olduğundan emin gibi konuşuyorsunuz. Emin olduğum başka bir şey daha var. Kraliçem. Bu bize Tanrı'nın laneti olarak geri dönecek. Bu suçun altında kalacağız. Çok korkuyorum. Elimizden bir şey gelmez. Bizim bir suçumuz yok. Aziz papamız ölüme yatmışken biz başında çaresizce bekliyoruz. Onu kurtarmanın bir yolunu bulabilseydik... Yüce Tanrı'nın en sevgili kullarından olurduk. İsa Efendimiz bizi cennetin kapılarında beklerdi. Günahlarımızdan aranırdık, bütün günahlarımızdan. Başka bir çaresi olmadı. Bir çaresi var. Doğru mu söylüyorsunuz? Başka çaresi var mı kraliçem? Söyleyeceklerim ikimizin arasında sır olarak kalmalı. Tanrı şahidim olsun ki ikimiz arasında kalacak kraliçem. Ben bu günahın yükünü çekemem. Bunu Şarkan yaptı. Onda panzehir var. Niye böyle bir şey yapsın? Onun bir hata yaptığını düşünüyor. Eğer ortaya çıkarsa tacı tehlikeye girecek. Bu panzehir nerede? Şarkin'in hususi dolabında. Batista eğer onu ben alırsam benden şüphelenir. Siz hiç merak etmeyin. Ne pahasına olursa olsun Apa'yı kurtaracağım. Ama sizden ricam. İmparator Şalke'nin yanından ayrılmayın ki sizden şüphelenir.